Emekli maaşları arasındaki adaletsizlik öyle böyle değil. Aynı işte, aynı sürede çalışmış, sigorta primi tavandan ödenmiş ancak farklı zamanlarda emekli olmuş iki meslektaş arasında maaş farkı akıllara durgunluk veriyor. Hükümetin bir yılda vermeyi taahhüt ettiği seyyanen zammı küçümsemiyorum ama bu sıkıntıyı çözmüyor. Emekliler aldıkları maaşla ay sonunu denk getirebilmek için 3'ün 5'in hesabını yapıyor. Maaşlar yeterli olmadığı için de ilerleyen yaşlarına rağmen başka işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Başka çaresi de yok zaten. Hükümet 10 milyonu aşkın emekliyi yakından ilgilendiren bir çalışma başlatacak. 20 başlıkta toplanan bu çalışmanın bir başlığında da intibak meselesi var. 2000 yılı ve öncesinde emekli olan 2 milyon kişiye intibak uygulanarak maaşlar arasındaki farkı azaltmaya çalışan hükümet, 2001 yılı ve sonrasını nedense atlamıştır. Bazı emekli dernekleri bu haksızlığı yargıya taşımış olmasına rağmen henüz bir sonuç yok. Bu köşeden çok yazdım ve bizzat da söyledim. İktidar ve muhalefet vekillerine dedim ki, bu adaletsizliği yargıdan önce siz çözün. Birkaç yılı SEZ intibak dedi, hepsi o kadar. İntibak meselesi milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor ama partiler seçim vaatlerinde bu meseleyi nedense pas geçtim. Hepsi asgari ücretin artırılması yarışındaydı. Ne var ki unutulan bir şey daha var. Vaat edilen asgari ücret uygulaması başlatıldıktan sonra emekli olacaklar. 2000'li yıllarda tavandan sigorta primi ödemiş emeklilerle aynı maaşı ya da daha fazlasını alacak. Hükümetin 20 başlıkta topladığı çalışmaların arasında intibak meselesi de var. Bu çalışmaya CHP ve MHP başta olmak üzere mecliste yer alacak her partinin destek olması gerekir. Meydanlarda hak, hukuk, adaletten söz edenler ve Allah'ın adını zikredenler bu söylemlerinin gereğini yerine getirmek zorundadır. Madem kul hakkı önemlidir, mağduriyet yaşayan emeklilerin de Allah'ın kulu olduğu unutulmasın.